Bugün Türk donanması için önemli bir gün. Yalova'da 4 yeni deniz platformu donanmaya teslim edilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün donanmaya katılacak platformların özelliklerini NTV'den Deniz Tüysüz'e anlattı. Yalova Altınova'dayız. Sefine Tersanesi'ndeyiz. Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 yeni platform teslim edilecek. Her biri birbirinden önemli platformlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'le konuşacağız ve bu platformların önemini soracağız kendimize. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz törenimize. Sağ olun. Öncelikli olarak TCG Derya, TCG İstanbul, Arif Ekmekçi ve Marlin Sida bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Derya'dan bahsetmek önce sormak isterim. TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak. Öyle. Evet. 199 metre boyunda, 24 metre genişliğinde olan bir gemi. Bu gemide aslında baktığınızda, yani temel ihtiyacını belki önce söylesem daha iyi olur. Temel fonksiyonu bu geminin uzak denizlerde savaş gemilerimizin ihtiyacı olan lojistiği karşılamak. Akaryakıt, su, yiyecek ve daha da önemlisi mühimmat ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bununla birlikte Mavi Vatan'da bulunan gemilerimizin, muhrip gemilerimizin üzerinde bulunan diğer insansız hava araçları, GİHA'lar veya SİDA'ların lojistik bakımlarını sağlamak, gemilerin ihtiyaç duyduğu bakım onarım desteklerini sağlamak üzere yapılmış bir gemi. Bu gemide de yine diğer gemilerimizde olduğu gibi maksimum şekilde yerli milli üretilen sistemler ve alt sistemler var. Bunun yanında bizim tabii bir başka belki lojistik destek gemimiz, bugün yine teslim ettiğimiz Üsteğmen Arif Ekmekçi gemi var. Benzer fonksiyonda daha küçük boyda, daha hızlı hareket edebilen ve daha uzun mesafeye gidebilen ama mühimmat taşıma kapasitesi olmayan bir gemi. Ama fonksiyonu aynı olacak. TCG İstanbul. TCG İstanbul bizim Milgem gemilerimizin beşincisi. Çok yetenekli bir fırkateyn. Bu fırkateynin üzerinde gördüğünüz tüm radar sistemleri, elektro-optik sistemleri, dost-düşman tanıma sistemleri, elektronik destek sistemleri, elektronik harp sistemleri ve savaş yönetim sistemleri, üzerinde bulunan yakın saha hava savunma sistemleri, hava savunma sistemleri, bunların mühimmatları, stabilize silah sistemleri, bunların hepsi yerli milli olarak çeşitli firmalarımızca üretiliyor. Çok yüksek oranda yerli yakaladığımız platformlarımızdan bir tanesi. Bunun beşincisinin bugün teslimini yapıyoruz. 6-7-8 tersanelerimizce üretiliyor. Bir başka Marlin Sida. Evet, Marlin Sida. Bu da tabii büyük gemilerin arasında böyle küçük gibi görünüyor ama yetenekleri büyük. İnsansız bir deniz aracı. Bu insansız deniz aracının üzerinde stabilize silah sistemi, elektronik sistem, elektronik harp sistemi ve elektro-optik sistemler var. Bu keşif gözetleme amaçlı üretildi. Bu yalnız çalışabildiği gibi sürü konseptinde de çalışabilen bir insansız deniz aracı. Biz insansız deniz aracı konseptine son zamanlarda çok önem veriyoruz. Farklı farklı yeteneklerimizi insansız su araçlarında da kullanarak farklı fonksiyonları hem bireysel hem de sürü konseptinde yerine getirmelerini tesis etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ve torpidolar var efendim. Evet. Onlardan da kısaca bahseder evet. misiniz? Evet. Burada sağ tarafta benim sağımda gördüğünüz siyah olan, o aslında böyle bir sanki metal blok gibi görüyorsunuz ama çok yetenekli. Üzerinde inanılmaz mühendislik harikası olan donanım ve yazılımlar var. Aslında o yüzen bir bilgisayar. Hatta biz ona bir denizaltı bile diyebiliriz. Yani fırlatıldıktan sonra hedefini bulup imha ediyor. En son bu torpidomuzun testini Deniz Kuvvetleri Komutanımızla birlikte Akdeniz'de Preveze denizaltımızdan atılmıştı. Ve hedefi başarıyla hap başlıkla vurmuştu. Sadece o gördüğünüz blokta binlerce kişinin emeği var. 500'ün üzerinde firma bu torpidoyu geliştirmek üzere sinerjik bir şekilde çalıştı. Yani bunun içindeki harp bataryasından manyetik sensörüne, dümen suyu dedektöründen işte önündeki sonar algılayıcıya varana kadar her biri hem tasarımları hem üretimleri yerli milli olarak geliştirildi ve çok az ülkenin sahip olduğu ağır sınıf bir torpidoyu sahip olmuş olduk. Bunların seri üretim sözleşmelerini de imzaladık. Hemen onun yanında biz ona gemi savar diyoruz. O da yine bir akıllı bir sistem.
Çok uzun mesafelere gidebiliyor. Birkaç yüz metrenin, kilometrenin ötesindeki hedeflere atılabiliyor. Gemiye atılan versiyonu bu. Bu versiyonla bunun üzerinde RF arayıcı başlık var. Çok akıllı bir sistem. Hedefe gönderdikten sonra görevini tamamlamak üzere hareket ederken görevini değiştirip başka bir hedefe de yönlendirebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek hakikaten çok büyük bir yetenek gerektiriyor. Onun için mühendislik sanatı diyorum ben bunlara. İşte orada gördüğünüz, solda gördüğünüz Atmaca gemi savar füzemiz. Hemen arkasında gördüğünüzde yine bizim İ sınıfı fırkateynimizin içinde de olacak. O da Midlas dikey atış sistemi. Aslında biz bu hava savunma sistemi. Bu hava savunma sistemine gemi versiyonuna Sapan adını verdik. Bu Sapan sistemimiz hem Hisar projelerimizde elde ettiğimiz füze kabiliyetini hem de Siper'de elde ettiğimiz füze kabiliyetini kullandığımız ve bunun lançeri olan bir sistem. Yeni Milgem gemilerimizde, fırkateynlerimizde bu özellikle bu fonksiyonda olacak. Çok teşekkür ederiz efendim anlattıklarınız için. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün NTV'de konuğumuzdu. Bugün donanmaya 4 yeni platform teslim edilecek. Onların özelliklerinden bahsetti. Bursa'da fırtına can aldı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek bariyerlere çarptı. Sürücü hayatını kaybetti. Bursa'da rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar çıktı. 33 yaşındaki Süleyman Aydoğan motosikletiyle seyir halindeydi. Fırtına nedeniyle dengesini kaybederek yola savruldu. Bir süre sürüklenen Aydoğan başını demir bariyerlere çarpıp hayatını kaybetti. Kuvvetli lodos maddi hasara da neden oldu. Kentte bazı evlerin çatısı uçtu. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de doğal afetler bir yılda iki kat arttı. Uzmanlara göre bunun nedeni küresel iklim değişikliği. Tedbir için heyelan riski taşıyan tarım arazilerinin rehabilite edilmesi öneriliyor. Heyelanlar arttı. Rize'de afet sayısı bir yılda iki katına çıktı. Vatandaşlarımızı şu konuda uyarmamız gerekiyor. Öncelikle kendi özel şahsi arazilerine bir bina, bir konut yapacaklarsa uzman görüşü almadan temel kazılarına ve yol kazılarına girişmemeleri gerekmektedir. Bunun haricinde de heyelan riski olan sahalarda bilinçsiz bir şekilde doğal bitki örtüsünü tahrip edecek şekilde faaliyetlerin yapılmaması gerekmektedir. Rize, Türkiye'nin en fazla yağış alan ili. Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak yağış şeklinde de değişim var. Ani, lokal ve çok şiddetli yağmurlar afete davetiye çıkarıyor. Bununla birlikte eğimli arazi yapısı, yanlış yapılaşma, dere yataklarındaki değişiklikler ve heyelan sahalarının tarım arazilerine dönüştürülmesi de önemli bir etken. Hal böyle olunca sel, taşkın ve heyelanlarda ciddi artış görülüyor. 2022 yılında 650 doğal afet vakası yaşanırken bu sayı 2023'te 1250'ye çıktı. Uzmanlar bir yılda iki kat artan afetlere karşı önemli uyarılarda bulundu. Çay bitkisinin kök boyu kısa olduğu için toprak katmanını tutma özelliği bulunmamaktadır. Tabii bu tür sahaların bitkilendirme yapılarak rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin suyu seven, kök boyu uzun, kavak, okaliptüs gibi bitki türlerinin bu tür riskli arazilere ekilerek arazinin heyelana uğraması bir nebze olsun önlenmiş olunabilir.